Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bugün de ölmedik. Bu videoda çok özel bir motosikletle birlikteyiz. Ducati Monster 1200. Ducati 1980 yılında Monster serisini üretmeye başladı. 2014 yılında da Testosterone 11'li bu motosikleti piyasaya sürdü. Motosiklet piyasaya çıktığında zamanının çok ötesindeydi. Çünkü Ducati bu motosiklette en iyi donanımları kullandı. Öhlins'e gitti, en iyi amortisörü aldı. Brembo'ya gitti, M50 kaliperleri aldı. Pirelli'ye gitmiş, Diablo Rosso lastikleri almış. Jantlar için NK'ye gitmiş, hafif ve özel jantlar üretilmiş. Elektronik gaz kolu, çekiş modları, güç modları, yani motosiklet piyasaya çıktığında Hyper Naked sınıfta adeta rakibi yoktu. Kalbinde çok özel bir motor bloğu var. 1198 cc'lik V-Twin 135 beygir güç, 115 Nm'de tork üretiyor. Bu canavar motor bloğuna rağmen 17,5 litrelik yakıt kapasitesiyle 250 kilometreye kadar yol gidebiliyor. Yani şehir içinde 6,5-7 litrelik bir yakıt tüketimi var. Motosikletin İşçilik kalitesi, detaylardaki o özen hemen kendini belli ediyor. İlk bakışta diğer motosikletlerle arasında fark olduğunu anlıyorsunuz. Ducati'nin motosiklet tasarımlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu motosiklet de çok seksi, çok cazibeli ve çok güçlü duruyor. Diğer motorların yanına çektiğinizde Ducati'yim diye bağırıyor. Arkadaki tek maşa adeta motosikletin ruhunu oluşturuyor ve 1980 yılında üretilen o Monster'ın da çizgilerini yaşatabiliyor. Motosikletin üstüne bineyim ve bana neler hissettiriyor deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışayım. Motosikleti çalıştırayım. Elektrik düğmesini kaldırında alttan marş butonu çıkıyor. Çok güzel işçilik. Ve motosiklet çalıştı. Sedisi beklemediğim düzeyde rahat. Oturuş pozisyonu çok böyle sevemedim. Motosikleti dizimle tutmak için ayak parmaklarımın ucuyla peklere basıyorum ama yine kavrama sağlayamıyorum. 4000 devire kadar motosiklet bazen böyle öksürüyor, aksırabiliyor. Ondan sonraki o güç ve tork aklını alıyor adamın. Egzozun sesi gerçekten müthiş. Çok iyi. Gidonları birazcık da geniş, motosikletin kontrolünün sizde olduğunu çok net hissettiriyor. Üstündeki donanımlar gerçekten bu motosikletle müthiş uyum sağlamış. Amortisörler, frenler, lastikler, ağırlık, inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Elektronik gaz kolu olmasına rağmen çok tepkisel. Normalde elektronik gaz kollarını çok sevemiyorum. Hidrolik debriyajımız var. Vitezlere birazcık sert davranmak lazım. Zeybin'den kolay kolay vazgeçecek bir adam değilim. Zeybin'i çok seviyorum ama bu motosiklet böyle ağzımın sularını akıttı. Keşke benim yerimde olup bu motosikleti sürebilseydiniz. Bu çok otantik, çok güzel bir motosiklet. O yüzden hani aynası şöyle, gidonundaki titreşim, ayaklıklarda şu var, bunları anlatmak istemiyorum. Naked motosikletlerin hastasıyım. Bu motosiklette safkan bir naked. Videonun bundan sonraki kısmı bu motosikleti ne kadar sevdiğim ve ağzımın nasıl sularının aktığıyla ilgili olacağı için isterseniz susayım ve motosikletin beraber keyfini çıkartalım.
Bu videoda böyleydi dostlar. Umarım Monster 1200 ile ilgili deneyimlerimi sizlere aktarabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Çift silindirden bu videodan bugünlük hoşça kalın.